aramızda bir şey olamamış yani. Neyse ben aradım sevgili Yıldız'ı. Neredesin Yıldız dedim. Yok öyle bir şey. Kokteyl alanını davet ediyorum. Başka kanal da işte. Ben de. Bir soru daha sorabilir miyim? Tabii canım. Bir dakika dur, durum vahim. Açar mısınız? Neyse tamam vazgeçtim. Hayır bir dakika, şunu açar mısınız? Niye bir saniye, bakın benim için bir şey. Mikrofonu açık sevgili Banu'nun, içeride ne konuşuyorsa duyuluyor. Rezil olmayalım. Bir saniye lütfen, gerçekten. Ya lütfen. Biz yaratmayalım da gerçekten. Kötü bir şey yok, sakin olun. Yıldız Hanım, beste fiyatları ne kadar? Lütfen sakin olun. Niye inmedik hala? Açılıyor mu? Neden inmiyoruz? Sakin olun. Bakın klostrofobim var benim. Tamam. Dördüncü dereceden hastayım ve gerçekten hani böyle şakaları kaldıramam. Tamam, sakin olun lütfen, yapacak bir şey yok. Ya bu numarayı bırakın çocuklar lütfen. Ne numarası? Bu numarayı yapmayalım lütfen, açalım. Bir numara yok, gerçekten bir numara yok şu an. Aa, tamam. Bunu yapmayın yani. Sertaç Bey gerçekten... En son haber bana. Tamam. Sakin, lütfen bağırın. Ben bir kere hiç sakin panik olalım yapmayacağım. Bu panik yaptırmak için yapıyorsunuz. Bu çok ayıp bir şey. Gerçekten çok ayıp. Bakın, bir şey. Bakın kokteyle davet ettiniz. Acil çıkmaya evet, geldim. Evet. Kırmamak için sizleri. Tabii ki. Şu anda neden hala inmiyoruz ama? Hayır. Ben hiç bu numarayı yutmam. Bunu resmen yani sizin numara yaptığınız bile belli oluyor. Kimin numara yaptı? Lütfen. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir numara yok ortada. Gerçekten Banu Hanım. Lütfen. Hadi ama. En niye açılıyor? Ya ben şey çok rahatsız oldum. Ben hiç öyle bir şey yapmayacağım. Asansör bozuldu galiba. Hiç öyle bir şey yapmayacağım. Hiç öyle bir şey yapmayacağım. Ne asansör tamam, bozuldu tamam. Hayır hayır hayır, hiçbir şey yapmayacağım. Ben inanamıyorum. Buna ya. Bu insanların asansör fobisi vardır. Bu yani evet. Sıhhatçe bu güzel tamam, bir şey. Bey, sahip, çok haklı. Keselim abi. Gerçekten güzel. Benim gerçekten 4. dereceden klostrofobi hastasıyım. Tamam sakin olun. Saçma sapan bir şey. En son haber nokta. Yakışmıyor. Televizyona da yakışmıyor. Yapmayın bunu. Yani bu bir kere tehlikeli haklı bir şey. Çok haklı. Çok konuşmasak. Gerçekten nefesi azaltıyoruz. Çok konuşmasak. Tamam. Sertaç Bey sakin olun. Asansör bozuldu şey galiba. Mi? Daha önce de yapmıştı bozuldu böyle bir arıza. Tamam. Bozuldu ne demek tamam ya? Asansörde kilitli kalmışlar. En son haber nokta. Programı devam edelim ya. Evet, biz programa devam edelim. Banu geliyor mu? Hadi bakalım. Gelecek ve fırça yiyeceğiz. Hem de çok fena fırça yiyeceğiz. Çok da haklı. Hiç teşekkür etmeyeceğim. Kusura bakmayın. Neyse. Allah Allah. Ha? Sorunu sormayalım. Kalsın. Bir gelsin de bakalım ne hale geleceğiz, göreceğiz. Vallahi ben olsam onun yerinde beni sopalarım. Ben de kostüm değiştirmeye gitti zannettim. Ben valla tedirgin oldum. Saçma sapan bir şeydi. En son haber nokta. Korktuğum asansör. Peki, nereden bildiniz bunu? Dev işte yani ben bir şey söyleyeyim mi? Reklama pas etmeden önce yani gerçekten ben özür diliyorum çünkü bunu bilip de bu kötü bir şey. Bana yapsalardı ben bu kadar dünyayı dolaşırım. Evet. Yani 15 saat uçarım. Hemen inerim bir 15 saatlik daha havaalanından hava. Korkmam ama asansörde kaldım ve bir ara bak yığılıyordum. Ama helal olsun sana. Ama dedim ki sakin olmaktan başka bir şey çare yok. Çünkü ben Singapur'da bir uçan kapıları kapandı, pistin başına geldi. İlk defa ömrümde öyle bir panik oldum ki kalbim duruyordu. Doğru pilotlara doğru. Ben sonra öyle bir tatlı durdurdu ki kabin memurları ya da hostesleri. Yardımcı olabilir miyiz dediler. Sonra dedim ki Murat burada. Ölürsem öleyim onunla beraber. Ay bu Murat'tan biz bıktık artık Murat'tan. O zaman seviyordum. O zaman seviyordum. Şimdi reklamlar efendim reklamlar.